Evet sevgili arkadaşlar, bugün yine doğa ile baş başa güzel bir mevkiye geldik. Bulunduğumuz alan Bursa'dan çok çok uzak, Antalya Kumluca'dayız. Kumluca'ya dün akşam geldik gezilerimizi yapa yapa. Burada sevgili Recep abimizin evine konuk olduk. Recep abi yıllarca Bursa'da çalışmış, Orman Bölge Müdürlüğü'nde hizmet vermiş. Burada emekli olunca Antalya Kumluca'ya geldi ve biz oradaki dostluğumuz hala devam ediyor. Dün akşam geldik, konuk etti bizi. Çayını, kahvesini, yemeğini yedik. Ve bizim meşhur bu Gelidonya fenlerine söz götürmek için bize daha önce söz vermişti. Bir trenkik yapacağız o derece var. Sağ olsun bize önderlik yaptı. Buralara kadar geldik. Buradan Patika ile devam ediyoruz şimdi. Recep abi ne söylüyorsun bu konuda? Nasıl bir yol bizi bekliyor? Nasıl bir ortam bizi bekleyecek? Toplamda 45 dakikalık bir yürüyüşümüz var. Bunun evet. 15 dakikası biraz rampa olacak. Tamam rampası var. Çok kolay bir parkur. Gelidonya Feneri dünyaca tanınmış bir yer. Bir fener. Çok güzel bir manzarası var. İnternetten de izlenebilir. Aynen gerçekten çok güzel. Yürüyüşümüze başlayalım. Rehberin önüne geçmeyelim. Öyle mi? Tamam geride saygı. Artçımız kim? Rehberimiz sen. Ben artçım. Ben rehberim. Ben... Öncüyüm. Artçısın. Tamam güzel bir parkur olacağını düşünüyorum. Burası aynı zamanda Likya yolu üzerinde. Likya yolu. Meşhur Likya, evet, Likya yolu. Yürüyüş yolu. Evet aynen. Buradan Adrasan'a kadar da yürünebiliyor. Aynen çok uzun bir mesafe burası. Ama biz ancak sadece Gelidonya Feneri'ne kadar gidip aynen. Döneceğiz. Yani birçok dağcının, trekkingçinin, doğa severin buluştuğu bir nokta, zevkle yürüyebileceği bir evet. yer. Herkesin heves ettiği yani bir bölge daha doğrusu. Yani. Tarih kokuyor. Tarih kokuyor. Aynen. Buraya kadar geldiğimiz yerlerde de sık sık bu tarihi gördük. Likya yolu Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar uzanıyor. Burası bir bölümü yani. Bir bölümü. Bunu da biz yürümüş olacağız. Kumluca'nın Karaöz mevkinden başlıyor bu yol. Adasına kadar gidiyor. Yürüyüş yolu ama biz şeye kadar, Gelidonya Feneri'ne kadar gideceğiz. Tamam bu da bizi yiyecek. Seviye Hanım siz neler söyleyeceksiniz? Böcekler. Gitti. Boş ver sen yabanileri, böcekleri, börtüleri. Yürüyüşe hazır ben mısınız? Artçı olarak devam ediyorum. Tamam artçı olarak devam edeceğiz o zaman. Ben de ortada. Zaten üç kişiyiz. Oldu. Hadi buyurun gidelim o zaman dostlar. Hadi başlıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Recep abi geldiğimiz mevki neresi? Şimdi burası Fethiye'den başlayıp Antalya'ya kadar ulaşan tarihi Likya yolunun bir parçası olan Gelidonya Feneri'ne ulaşan Patika'dayız. Tamam süper. Süper. O zaman böyle devam ediyoruz. Yani, şimdi yolumuz dikleşiyor böyle değil mi Recep abi? Anladım. Evet zaten Karaözü bölgesinde tabelası yönü olarak gösteriyor ve Gelidonya Feneri buradan yukarı doğru çıkmaya devam ediyoruz. Fethiye'den Antalya'ya diyor. Ha evet. Fethiye'den Antalya'ya. Evet gerekli bilgilendirme yol üzerinde var zaten. Evet. Evet gayet güzel. Devam ediyoruz o zaman. 6 kilometre. 6 kilometre mi? Patika yolu gayet güzel ya. Ağaçların altında böyle güneşi görmeden. Yalnız kafama örümcek yuvaları sürtüyor devamlı. Bizden önce kimse yürümemiş herhalde daha. Evet adam motosikletle gelmiş buraya. Orada bir mola vermiş. Muhtemelen motor su kaynatmıştır. Molayı o yüzden vermiştir orada. Evet motoru buraya bırakmış. Sahibi yok. Burada sahipsiz bir motor. Buralardadır sahibi herhalde be. Lastik falan patlamış. Mazotun bitmiştir. Benzinin bitmiştir. Yok ya bu manita falan çekmez yukarı kadar. Buralardadır sahipleri. Evet arkada bir çift daha geliyor. Onlar da Gelidonya yolcular muhtemelen. Ama bunlar turist olabilir yalnız bunlar. Bizim gibi yürüyüş yapan turist ekibi. İki kişilik turist ekibi bize katıldılar.
Şimdilik beraber yürüyüşümüz devam ediyoruz. Onlar bizden daha hızlı. O yüzden biz arkada kaldık, onlar önden hızlı adımlarla gidiyorlar. Bizim yolda gitgide zorlaşıyor. Evet Recep abi. Sola dön diyor adam. Evet bakıyoruz. Yol güzergahını gösteriyor, sola dön. Nasıl sola dön bu? Sanki karşıya git hayır, diyor. Hayır bak buradan burası geldiğini dön. Tamam. Burası sola dön diyor. Ha mantıklı. Evet. Beyaz ve kırmızı çizgi bak. Evet mantıklı. Evet, şöyle baktığımızda karşıya dönecek. Değil demek bu, sola dön. Evet. Yani şuradan böyle sola geldin dönecek. Bu tarafa gitmen şurayı gerekiyor. Şurayı da göster o zaman sen. Evet aynı gördüm. Evet, bölge ormanlık hakkında genel bilgi tabelası var burada böyle. Evet, şuraya bir dinlenme yeri yapmışlar. Dinlenme yeri. Aynen, biz böyle devam edeceğiz. Tabii. Recep abi hala dinç, hala genç delikanlı gibi. Yürüyüş problem değil. Biz biraz nefessiz kaldık galiba. Biraz dinlenelim. Terimizi atalım. Oh. Ben büyüdüm su için. Şurada spor yapsak olur mu? Evet. Giyindir bu beni sonra. Hiç kimse. Hiç kimse. Niye oturmuyorsun buraya? Hayır buraya oturayım azıcık. Ben ne yaşandı? Evet sizi de bak çekmiş oldum, video almış oldum. Yolda bir şekilde genç arkadaşlarımız da Gelidonya Fenerine çıkmak için yürüyüş esnasındalar. Onlar bizim ön tarafımıza geçtiler tabi, daha hızlı hareket edecekleri için. Biz yaşlılar arkadan böyle birinci fitesten devam, arazi fitesi. Aynı yerde kalıyor ya. Son 200 metredir aşırı şekilde bir dik alanda yürüyoruz. Oldukça yorulduk. Oldukça dik. Gençler tabi hiç yorulmadı. Şöyle mükemmel bir yere denk geldik. Bir uçurumun kenarında böyle Akdeniz komple ayaklarımızın altında. Evet, yürüyüşümüzün sonunda Fener'e ulaştık. İşte Fener bölgesi. Gelidonya Fener'ine gelmiş olduk. Şimdi Gelidonya Fener'ine geldiğimiz zaman ne görüyoruz? Hemen sağ tarafımızda başımızı çevirdiğimizde böyle muazzam bir, neydi bu adaların ismi? He? Beş adalar. Evet, beş adalar mevkiindeyiz şu anda. Böyle. Şimdi bu manzarayı biraz sonra Fener'le beraber birleştireceğiz ve ortaya nasıl bir görüntü çıkacak izleyeceğiz. Gelidonya Feneri. Gelidonya Feneri inşaatı 1934 yılında başlanmış, 1936'da hizmete girmiştir. 1990 yılına kadar Fener gaz ışığıyla çalışmış. 1990 yılından bu yana kadar hala çalışmaya devam etmektedir. Gelidonya Feneri 3 saniyede bir çakıyormuş. 1944'ten bu yana Demir ailesi bu Fener'de çalışmaktadır. Bu Fener'de. Ben okuyamadım. Arada harfin bitlerini silmişler. Demir ailesi bu Fener'de çalışmaktaymış 1944 yılından beri. Evet, yorulanlar belli oluyor canım. Demin yorulmadık diyordunuz. Yok canım, ne yorulmadık. Tabii. Evet. Bu izleme parkurun üzerinden şöyle güzel bir manzara ile karşı karşıyayız. Gerçekten keyifli. Fener'in yanından bir 50 metre daha bir üste çıkıyoruz. Ve burada da bir izleme terası var. Manzara çok güzel. Bakayım manzarası neymiş. Evet, müthiş manzara burada. Seviye Hanım, son bir garip. Tüm güzellikler burada. Amaç bu güzelliği görmek için de. Evet. En güzel fotoğraflardan bir tanesi burası.
Recep abi ne yapıyoruz? Çay yapacağız. Evet, buraya gelmişken çayı da içmek. İçmeden gitmek olmaz. Recep abi hemen tezgah kurdu burada. Nasıl yanıyor, hiç yandığı gibi durmuyor. Elim ısıtıyor. Öyle mi? Evet, şu anda ocağımız yandı. Yanmıyormuş gibi dursa da ocağımız yanıyor aslında. Valla sen yap, ikişer üçer bardak güzel çayımızı. Ne bilir yani şey o. Oh, çayımızın rengi de mis gibi olmuş, demlenmiş. Tavşan kanı. Tavşan kanının ta kendisi bence. Çaylar şirketten, hadi bakalım. Recep abi sen bu işi biliyorsun ya, yemin ederim. Şimdi burada çay içmenin keyfi de bir başka olur canım. Onun yerini bulmuş yani. Başka bir şey denir. Bunun için bu kadar mücadele verdik. Güzel keyifli yürüyüşü bu yüzden yaptık. Elin adamı yolda denk geldik. Avrupalardan gelmiş. Gelidonya fenerini görmek için. Yanımızdan taksi gibi geldiler, geçtiler. Biz ağır da olsa geldik yani. Amacımıza ulaştık.